EgetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merhaba, ben Oğuz Akkaya. Kör bireylerle deneyimleri olan kişilerle söyleştiğimiz Bir Aradayız isimli serimize devam ediyoruz. Konuğumuz Doğaya Dönüş Derneği'nden Selçuk Arslan. Merhaba Selçuk Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Selçuk Bey, son günlerde herkes Doğaya Dönüş'ten bahsediyor. Sizin de derneğinizin ismi de Doğaya Dönüş. Biraz derneğinizden bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında 2016 yıllarında temeli atılmıştı derneğimizin. Gençlerden oluşan bir ekiple. O zamanlar çok daha fazla gündemde değildi doğaya dönüş meselesi. Fakat biz bir şekilde doğada faaliyetler gerçekleştiriyorduk. Bunların çoğu sportif faaliyetler ya da sürdürülebilir yaşamla ilgili, doğayla barışık nasıl yaşarız gibi böyle bizi hem kendimizi hem de bizi doğaya yönelten bir takım düşünceler gelişmeye başlamıştı. Sonra genç arkadaşlarla bir araya gelip, tabii biz bunları düşündüğümüzde biraz daha gençtik. Şimdi kurulum aşamasından ve evrilme aşaması, dönüşüm aşamasında bizim de yaşımız ilerledi. Ve şu an aynı felsefeyle, ilk başta planladığımız bütün stratejiyle birlikte hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu çalışmalar sivil toplumla ve diğer sivil toplum organizasyonları, dernekleriyle temas ettikçe şekilleniyor ve dönüşüyor. Biz de bir şekilde süreç içerisinde dönüşüp farklı çalışma alanları dahil edebiliyoruz çalışmalarımıza. Biliyorsunuz sivil toplum birbirini besleyen bir şey. Bu şekilde sürecini devam ettiriyor, evrilerek, dönüşerek. Ama asıl amaç sporu, doğayı bir araç olarak kullanıp insanların örgütlenmesini sağlamak. Derneğin felsefesi bu ve doğayla nasıl daha barışık, diğer canlı türleriyle nasıl iletişim halinde olabiliriz bunu sorgulayıp bir arada hareket etmek için kurulmuş bir dernek aslında. Çok güzel. Peki daha önce hiçbir kör birisiyle karşılaştınız mı? Tabii ki. Yani ilk karşılaşmam yine bu sivil toplum çalışmaları kapsamında katıldığım toplantılar sayesinde olmuştu. Bir fikrim vardı aslında. Engelli ya da kör bireylerle bir doğada kamp nasıl yapılır, doğa aktiviteleri nasıl olur, bunun tasarımını yapmak istiyordum. Böyle bir, çünkü araştırdığımda pek bir altyapı yoktu Türkiye'de. Bir kaynağa ya da daha önce uygulamalara rastlamamıştım. Bireysel faaliyetler denk gelmişti araştırmaların sırasında. Ve bununla ilgili takipte bulunurken bir foruma denk geldim. Bir toplantı seminer dizisi gibi bir şeydi. Dahil et, dönüştür, gerçekleştir diye. Ve o toplantıda ilk temasım oldu. Çünkü hiçbir fikrim yoktu. Çünkü Kırklareli küçük bir yerdi. Yani yaşamının içerisinde hiç kör bireye rastlamamıştım Kırklareli'nde. Yani daha önceki yaşamınızda aslında o toplantı öncesinde yoktu, herhangi evet. Birisiyle karşılaşmamıştınız. Yok, peki o zaman şunu de sormak yoktu, istiyorum. Yaşadığım şehirde de yoktu. Evet, peki o zaman şunu sormak istiyorum. Açıkçası yani daha önce kör bireyle karşılaşmadınız. İşte böyle bir fikir oluştu dediniz ve bunun için de bir toplantıdan bahsettiniz. Toplantıya katıldığınızda. Peki nasıl bir motivasyonunuz vardı yani kör bireylerle böyle bir kampı planlama, tamam daha önce yapılmadığını araştırdınız ama nereden aklınıza geldi? Çıkış noktanız neydi? Motivasyon kaynağınız neydi? Çıkış noktası şöyle olmuştu. Toplantıya katıldıktan sonra orada kör arkadaşlarla tanışmıştım. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nden de arkadaşlar vardı orada. Ahmet diye bir arkadaşımız vardı. Ve onun çevresinde ve kendisinin de bir fikir olarak doğmuştu. Bunu nasıl organize ederiz doğada diye. Bayağı bir çalıştık üzerinde aslında. Birkaç proje yazdık ettik ama sonrasında bir birlikte programın kapsamında biz bir kapasite geliştirme programına dahil olmuştuk. Tasarladığımız şeyi oradan fonlama şansımız doğdu o kampı.
Ve o toplantıda tanıştığım kişilerle birlikte hareket ederek bir şekilde gelişti ve uygulamasını da başardık. Uygulamış, yani gerçekleştirme halinde birlikte deneyimleme fırsatımız oldu. Orada hayal etmiştik ve 1-2 sene sonra da gerçek oldu. Peki proje faaliyetleri sırasında kampta erişilebilirlik adına yaptığınız uygulamalar nelerdi? O kamptan biraz bahsedebilir misiniz? Hani görme engellerin orayı deneyimleyebilmesi adına nasıl bir düzen oluşturdunuz? Şimdi iki ana hedefimiz vardı aslında kampla ilgili. Bir, benim o toplantıda farkına vardığım bir şey vardı. Biz kör bireylerle birlikte nasıl yaşarız, onlar ve biz nasıl etkileşiriz konusunda eksiklik vardı. Ben orada ilk öğrenmeye başladım. Birlikte nasıl hareket edebiliriz, iletişim kurabiliriz, nasıl faaliyet gerçekleştiririz konusunda. Bir hem bunu deneyimlemek istemiştik, hem de doğada körlerle nasıl aktivite tasarlarız, nasıl bir kamp gerçekleştiririz. İki tane de buydu. O yüzden sayılar çok şey değil, kafamda çok aklımda kalmadı ama 10 ya da 10 üzeri olabilir. Kör arkadaşla ondan belki biraz fazladır. Çünkü ekip içerisinde sayımız biraz artmıştı. 10, 12, 13 gibi de gören arkadaşla birlikte gerçekleştirdik. Bu kapsamda böyle belli atölyeler koyduk kamp içerisine. Bizim daha önceden doğada pratiklediğimiz bir takım etkinlikler vardı. Özellikle doğada yaptığımız etkinliklerde insanlar daha bir o faaliyetin amacından daha bir koordinasyonunu sabit kalıyordu. Çünkü doğada sizi alıkoyacak teknoloji ya da işte şehrin hiçbir şeyi yok, karmaşası yok. O odak hiç dağılmadı. Ve daha önce pratiklediğimiz hareket bereket beden dediğimiz çalışmaları bu kampın içerisine adapte ettik. Bir yandan da kör arkadaşlar da bize onlarla birlikte toplum içerisinde ya da normal hayat içerisinde doğada nasıl bir arada bir şeyler etkinlik yapabiliriz böyle şey yapacaktık. Orada aslında pratik edecektik. Yani her şey orada o an çıkacaktı ve birlikte yapacaktık bunu. Ama yine öncesinde biraz tabii sonuçta orada Türkiye'nin farklı illerinden hiç tanımadığımız insanlar gelecek. Kadını, erkeği, işte farklı demografik yapılardan ve Trakya biraz rahat bir yer. Pek insanların hiçbir konuda kaygılanmadığı bir yer. Yani bunu nasıl başarırız konusunda biraz kaygılıydık. O yüzden biraz hazırlığımız vardı. Biz bir takım işte en azından çadırları öncesinde kurduk. Belli yerleri daha kolay nasıl işte yürüyüş güzergahımızın rotası, işte ihtiyaçların giderileceği alanlar, işte yemeğin yapılacağı alanlar, yıkanacağı alanlar, böyle kafamızda bir takım tasarımlar vardı. Bunlar hepsi öngörüydü. Hiçbir pratiği yoktu. Ve tamamen her şey kamp sırasında pratiklenerek, deneyimleyerek öğrenildi. Harika. Yani 2019 Temmuz ayındaydı, değil mi? 2 ve 5 Temmuz arasında Limitleri Kaldır isimli Limitleri doğa kaldır isimli. kampı. Öyle bir isim koymuştuk ve isim çok Evet. güzel seçilmişti. Peki Ve ismin kampın özel bir aslında hikayesi var mı? ya isminin hikayesi aslında biz bir sınır bölgesinde yaşıyoruz. Kırklareli. Ve biz doğanın bir sınırı olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden hani hep böyle limit kafasında, ya bizi limitleyen bir şeyler olsun istemiyorduk. Engelleri kaldır çok böyle etrafta duyduğumuz şeydi. Ve limit kelimesi bize daha önceden de kullanıyorduk. Hani limitleri yoktur doğanın diye. Aslında bir oradan geldi, bir de diğer temayla da bağdaştığı için limitleri kaldır. Hem doğanın hem insanların kafasındaki limitleri kaldırmak böyle o kavramları çağrıştırdığı için öyle bir isimle isimlendirilmişti kamp. Harika. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile birlikte yaptınız. Zaten süreci de diyorsunuz ki kamp içerisinde birlikte planladık. Kör Evet. bireylerin
daha önce böyle yapılmış bir kamp olmadığından bahsettiniz. Dolayısıyla pek fazla hazırlığımız yoktu. Ufak tefek hazırlıklar yaptık ama orada zaten amaç birlikte keşfetmek, birlikte öğrenmekti. Doğayı birlikte deneyimlemekti diyorsunuz. Yani herkesin temel ihtiyaçlarını tamamen doğadan karşılayıcı için bir takım hazırlıklar gerekiyordu. Peki doğa kampı görenler ve görmeyenler arasındaki iletişimi, etkileşimi destekleyici bir yapıda mıydı? İçeriğinden de biraz bahsedebilir misiniz? Oradaki programın işleyişi nasıldı? Tabii programı biz böyle gün gün tasarlamıştık. Çünkü hani ilk gün insanlar bir araya gelecekler, tanışacaklar ve kamptaki çoğu kişi ilk defa bir araya geliyor. Birbirlerine ilk defa orada temas edeceklerdi. Ve hem bu tanışma, kaynaşma nasıl olacak, hem insanlar ilk defa o doğada bulunacaklardı. Yani gören arkadaşlar da, kör arkadaşlar da Kırklareli'ne, o bulunduğumuz yere ilk defa geliyorlardı. Ve hepsi Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyordu. İlk günü hem oradaki insanların birbirine temas ettirecek şekilde hem de çevresindeki doğayla nasıl temas ettirecek şekilde tasarlamıştık. Onu da şöyle organize ettik. Bizim devamlı yaptığımız bir toprak elementi oyunumuz vardı. Onda işte katılımcıların gözleri bağlanıyordu. Yalın ayak orman yürüyüşü yapılıyordu birbirlerinin omuzlarından tutarak. Ve biz onları sesle, işte davulla ya da sesle yönlendiriyorduk. Bu şekilde insanlar farklı duyularını kullanarak çevresiyle temasta bulunuyorlar. Ve oradaki insanla temasta bulunuyorlar. Aslında biz 5-6 duyudan ibaret değiliz. Çok çok daha fazla duyuyla donanımlanmışız. Fakat bunun farkına varamıyoruz. Sadece işte bir duyumuzu körlersek bunun farkına varabiliyorduk. Biz bunu daha önce pratiklemiştik ama ilk defa orada gören ve kör arkadaşlarla birlikte ilk defa deneyimledik. Biraz çekincemiz vardı. Ama çok enteresan oldu ve oradaki insanları orada yalın ayak toprakla temas ettirerek orada çevresindeki doğayla temas etme şansları oldu. İlk günü öyle planlamıştık. Sonrasında işte biraz daha öyle tanışmada sese dayalı, ses hafızasına dayalı insanlar, çünkü bazen akılda kalıcı bir şeyler olması gerekiyor. O insanları böyle daha çok ses hafızasıyla akılda kalacak şekilde tanıştırıcı aktiviteler yapmıştık. Sonraki günlerde de işte Doğukan mıydı, Oğuzhan mıydı hatırlamıyorum. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nden arkadaşlar atölyeler organize ettiler. Biraz haklar üzerinden, biraz da işte birlikte nasıl etkinlik tasarlarız, körler için nasıl etkinlikler tasarlanır, erişilebilirlik konularında bir takım atölyeler gerçekleştirdik. Tabii bunlar böyle slide gösterisi şeklinde değildi, biraz uygulamalı gibiydi. Sonrasında zaten oradaki yaşamsal ihtiyaçlar tamamen atölyeyi şekillendirmeye başladı. Birkaç performans sanatçısı arkadaşımız gelmişti işte. Birbirimize dokunarak, yani ellerle hikaye anlattık konuşmadan. Ondan sonra ağaçlarla konuştuk dokunarak. Gölden aldığımız, göl dibinden aldığımız çamurla toprak heykeller yaptık. İşte nefes egzersizleri, işte dans etkinlikleri organize ettik. Bunlar biraz daha böyle sanatsal ve oradaki doğa ve bir arada olduğumuz insanlarla daha iletişim halinde olabileceğimiz aktiviteler seçmiştik. Tabii bunlar bir şekilde oradaki nasıl diyeyim, enerjiyle evrildi. Yani bunlar tamamen şey tasarlanmamıştı. Kafamızda böyle çok birden böyle bir tasarı yoktu. Çünkü çok zayıftık bu alanda. Atıyorum mesela en basit bir örnek vereyim. Heykel yaparken kuş yapalım dediğimizde kuşun nasıl bir şey olduğunu ancak eline almış bir kişi bilebilir. Ama bunu biz bilmiyorduk ve sonrasında bu betimleme olayında mesela renk kullanıyorduk. Zaman zaman, yani birinci günden sonra farkındalık artmaya ve o betimleme iyileşmeye başladı ve iletişimde neler
yani nasıl kavramlarla iletişiriz? O biraz daha böyle uyuşmaya, oturmaya başladı. Orada Sonra bir doğal kuşu kullanmadınız yani. Yine betimleme üzerinden gittiniz anladığım kadarıyla. evet, aslında şöyle, biz orada kuş gözlemi yaptık köy arkadaşlarla. Belki daha önce de yapılmış mıdır bilmiyorum. Belki de Türkiye'de ilkti. Ertesi gün bir kuş gözlemcisi bir arkadaşımız geldi, Ergün Bey. O bize bir yürüyüş yaptık orman içerisinde. Ve 20'ye yakın kuş türünü seslerle ayırt etmeyi, seslerinden ayırt etmeyi gösterdi bize. Giderken bu türleri gösterdi ve dönüşte bizim tanımlamamızı istedi. Ve şöyle bir istatistik vardı. Gören arkadaşlar 3 tür tanımladıysa kör arkadaşlar 20 tür tanımlamışlardı yani dönüş esnasında. Çünkü ormandasınız, sık bir orman. Çok enteresandır. Öyle bir an geldi ki herkes harmoni şeklinde hareket edebiliyordu. Yani hani çünkü orada biliyorsunuz yol yok, herhangi bir şey yok, hiza yok, işte zeminde alanı tanımlayabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ama sonra bu bir şekilde o insanın duyuları birbirine oturuyor ve çok özgürce, hiç limitsiz şekilde hareket etmiştik ve sıkıntı yaşamadık orada. Ve ikinci günde tamamen uyumlanmıştık. Hem iletişimde hem de orada yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde. Semaverin başına köy arkadaşlarımız geçip bize servis yapmaya başlamışlardı ve roller tamamen değişmişti. Çok farklı olmuştu orada her şey. Aslında biraz bahsettiniz konuşmalarınızın içerisinde ama belki ekleyeceğiniz bir şeyler vardır diye sormak istiyorum. Engellerle birlikte bu projeyi yürütmek, kör bireylerle birlikte bu deneyimi yaşamak, bu projenin içerisinde bulunmak, bütünüyle düşündüğünüzde yani sadece kamp değil de projenin başından sonuna kadar düşündüğünüzde size ne kattı? Yani ne kattı? Bir kere yolun başında planladığımız bütün böyle aktiviteler, doğada aktivite yapma ile ilgili bayağı bir nasıl yaparız? Bir kamp nasıl organize ederiz? İşte kör bir arkadaşımız kamp ateşini nasıl yakar? İşte kano yaptık mesela gölde. Ve bütün bunları nasıl organize etmemiz gerektiğini sıkıntısız bir şekilde nasıl böyle herkesin içerisinde olduğu bir organizasyon nasıl yapılır bir kere bunu anlamış olduk. En büyük katkısı, kazanımı buydu. Ve oradaki deneyim şöyle gerçekleşiyor. İhtiyaçlar her şeyi şekillendirdi. İşte doğada tuvaletinizi yapma ihtiyacı mesela var. Bu nasıl tasarlanır? İşte kamp alanı nasıl organize edilir? İşte yere bir takım kanallar, oyuklar belki de işte zemin farklılıkları çok daha iyileştirebilirdi o kamp alanını. Yani bunu konuştuk aramızda. Yani hani mesela ip çekmiştik bazı yerlerde. Bunun yerine zemine bir şey yapmak çok daha efektif olabilirdi. Buradan dört dörtlük demeyeyim de yani en azından oradaki arkadaşlarla çok daha başarılı bir şekilde nasıl doğa aktiviteleri gerçekleşir konusunu bayağı iyi bir deneyimledik. Tek eksiğimiz bunu bir yayına dönüştürmekti. Bunu gerçekleştiremedik aslında. Belki de hani orada daha fazla kayıt, daha fazla görüntü alarak bir şekilde bunu yayına dönüştürmek de çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Bir de orada yaşadığımız şey sadece anlatılabilecek kelimelerle anlatılabilecek bir şey değildi. Çünkü orada iletişiminin çok farklı yollarını deneyimleme şansımız oldu. Yani hani sesle değildi oradaki iletişim. Dokunmayla da sadece değildi. Orada daha farklı iletişim kanallarını da açmış olduk. Harika. Aslında ben burada şunu anlıyorum. Hepimizin farklı farklı duyuları var. Beş duyumuzun haricinde de. Ve doğaya çıkıp bunları keşfetmek, bunların farkına varmak ve bu duyularımızı fark ettikten sonra da o duyuların bize açtığı kanalla doğayı deneyimlemek, doğayı fark etmek, onun bize sunduğu imkanları fark etmek aslında o zaman işte limitlerin olmadığını, limitlerin ancak biz keşfettikçe ortadan kalkacağını, limitleri belki de bizim koyduğumuzu,
ortaya koyuyor diye düşünüyorum ve burada da siz çok da güzel aslında heyecanla anlattınız. Orada aslında yaptığınız etkinliklerde tam olarak onu tanımlamanın mümkün olmadığını, ancak oraya gelip de işte bizim deneyimlememiz gerekeceğini belki de söyleyebiliriz, değil mi? Ne dersiniz? Kesinlikle yaygınlaştırılması gerekiyor bu deneyim. Biz bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Tekrar görüşüyoruz arkadaşlarla. Yeniden yapmak konusunu ve hani sadece bir arada yapmak değil, hani normalde de bir kamp yaparken işte bir iki kör arkadaşımız da geliyorsa orada onların da dahil olabileceği etkinlikleri nasıl erişilebilirlik diyoruz ya. Bir bu konu var. O erişilebilirlik imkanlarını sağlamak konusunu yaygınlaştırabiliriz. Bir de şöyle bir katkısı oluyor. Kendi türümüzle iletişimin, tamam, bunu üstesinden gelebiliyoruz. Bunu çok rahat üstesinden gelebiliyoruz. Ve doğada bulunduğumuz o diğer türlerle iletişimimiz de anlamamızı sağladı bu kamp. Sadece kendi türümüzle olan bir iletişim değildi burada bizim kurduğumuz. Diğer türlerle olan ilişkimiz de orada kuvvetlenmişti ve farklı bir bakış açısı kazandırdı bize. Bunu biraz açabilir misiniz tür derken? Yani mesela oradaki ağaçla, oradaki bitkiyle, oradaki canlılarla da iletişim kurmamızı sağladı aslında. Atıyorum mesela bir tavşan bizden çok farklı frekanslarda duyabiliyor. Bizim duymadığımız frekansları duyuyor. Ya da işte kuşlar bizden daha farklı renkleri görüyorlar, daha farklı görüyorlar, daha iyi görüşleri olabiliyor. Burada insanlar da kendi türümüzde aslında daha farklı algılıyor çevresini, gördüğüyle, duyduğuyla. Bu farkındalığı sağladı aslında bize. Yani biz farklı türlerin zaten bu şekilde olduğunu biliyorduk ama kendi türümüzün de farklı algıladığı algısını biz orada deneyimlemiş ve öğrenmiş olduk aslında bir. Yani bu bir zaten doğaya dönüş etkinliği, bir doğal etkinlik ve sanırım şey çok önemli değil burada. Yani erişilebilirlik değil de, yani farklı doğada birçok duyunun karşılığı ya da birçok faaliyetin zaten karşılığı var. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle bir alan tasarlamaya gerek yok. Kesinlikle bir alan tasarlamaya gerek yok. Bir etkinlikte tasarlamaya gerek yok. Çünkü doğanın içerisinde bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve oradaki iletişim, oradaki şey sürüklüyor sizi. Ya mesela yürüyüş yaparken ağaca çarpmaması için kör arkadaşlar, gören arkadaşları kenara çekiyordu. Mesela da yaptığımız doğa yürüyüşünde. Buradaki iletişim o şey çok farklı. Yani hani daha çok enteresan şeyler vardı. Hani çünkü mesela kuş türlerini tanımlamak, kuş gözlemi yaptık biz kör arkadaşlarla ve çoğu kişi kuş türlerini tanımlamaya başlamıştı. Orada çünkü çok farklı duyular ve bir takım sorular cevaplandıkça insanlar da böyle bir şey geliyor. Nasıl diyeyim? Aydınlanma geliyor. İnsanlar birbirlerini daha iyi tanımlıyorlar. Kendi türünün arasında nasıl iletişim kurabileceğini çözümlemiş oluyorlar. Bu tarz temasların bence çok artması gerekiyor. Bu şey değil yani, hani genelde hep belli bir temel vardır ya, erişilebilirlik ya da haklar çalışılır bu alanda. Ama bunun çok daha ötesinde farklı bir şey var ve iletişim. Bu ne kadar çalışılıyor bilmiyorum. Ve onu orada doğal olarak kendi kendini çözümlemiş ve çalışma şansımız olmuştu. Selçuk Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel merak uyandırdınız. Açıkçası ben kampa katılamamıştım, Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin bir üyesi olarak. Umarım yine böyle kamplar olur ve katılırım diye düşünüyorum. Bu podcast'imizi dinleyenler arasından da yine merak eden, katılmak isteyen görme engelliler olacaktır. Ya da sizin bu deneyiminizi paylaşmak isteyen diğer doğa dernekleri, kamp düzenleyen, organizasyon yapan kuruluşlar olacaktır. Bizim yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyurun, dinliyorum. Biraz bunun teknik altyapısını araştırmıştım. Hani belki de birilerinin alan açacaktır ya da bu konuda biraz üzerine çalışılacaktır diye düşünüyorum. Federasyonları araştırdığımda
Engelli bireylerin için Engelliler Spor Federasyonu'nun olması biraz kafa karıştırıcı bir şeydi. Normal biz faaliyetlerimiz içerisine dahil ederken prosedürsel olarak sıkıntılarla karşılaştığımızı geçen günler öğrendim. Biraz garip geldi bu durum bana. Ve hani en azından belki federasyon altında ya da işte resmi gençlik spor altında yapılan etkinlikler dışında sivil toplum daha ayrıştırmadan etkinliklerine devam edebilir. Belki bu yapıyı da diğer branşlara taşıyarak daha ayrıştırmadan yürütülebilir gibi düşünüyorum. En azından limitlerin burada da sporda da doğada da olmadığının bir şey olabilir. Çünkü bizim yaptığımız etkinlikler yarı spor olmadığı için farklı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki buradan da bir yeniden değerlendirmek gerekebilir. Özellikle karar vericilere bu takım mesajları iletmek gerekiyordur. Yetkililer nezdinde de belki girişimlerde bulunulabilir ama en azından Kesinlikle. sizin de söylediğiniz gibi sivil toplum yapacağı etkinlikleri federasyon başlığı altında olmayan diğer etkinliklerinde engellilerle birlikte bu limitleri kaldırarak çalışmalarını yürütebilirler. Berk Bey Kesinlikle. çok Hani teşekkürler. çok sağ olun. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin podcast kanalı EgepCast'te Doğaya Dönüş Derneği'nden Selçuk Aslan aramızdaydı. Sizler de deneyimlerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz, bir aradayız derseniz bilge@eget.org adresine mail atabilirsiniz. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram Eğitimde Görme Engelliler.